Merkeze tekrar merhabalar. Evet, biraz silkelemeli bir gün oldu ama yine pozitif kapatmayı ne yaptık? Başardık arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videomuzda BIST 100 teknik analizini, yine vadeli teknik analizini sizlerle paylaşmış olacağım. Yani VIOP 30'un teknik analizini yatırım tavsiyesi olmadan, ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince yatırım tavsiyesi olmadan anlatmış olacağız. Şimdi hemen BIST 100'e bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak günlük grafiğimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar, sıkıntı yoksa ne diyoruz? Arkanızı yaslanın. Keyfinize bakın. İşinize gücünüze bakın. Nasıl sıkıntı yoksa? Bakın, bu denli yükselen bir piyasa ne yapıyor? Bir panik, bir tedirginlik havası oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Bu sıkıntı yoksa dediğimiz söylem nereden kaynaklanıyor? EMA 5 ve 9 arkadaşlar. Bakın, bunu defalarca dinlendiriyorum. Hemen şöyle burayı kapatalım. Bakınız arkadaşlar, günlük grafiğimiz EMA 5 ve 9. Bakınız, renk cümbüşü mübarek. Hiçbir sıkıntımız burada söz konusu değil arkadaşlar. Bakınız, 50-200'ü kesmiş. Nedir? Genel anlamda bir Golden Cross'tur. Bakınız, 50-200'ü kesmiş arkadaşlar. Ve yine bizim için en önemli unsurum burada, defalarca bakınız, ben arkadaşlar sizlere şunu söyledim. Yani şu dip bölgede panik havasından her zaman için ne yaptık? Bahsettik. Yani biliyorum, yani şu bölgelerde ben kendim oyuna dahil olmadım. Yani ikili dip gelebilir, daha aşağı sarkmalar gelebilir. Yani bu bölgede biz oyuna dahil olmadık. Ne zaman ki şurada arkadaşlar artık kesişmeler gelmeye başladı, oyuna dahil olmaya başladık. Yani fark etmez. Yani 82.000'de piyasaya girememişsin, 95.000'de girmişsin, hiç önemli değil arkadaşlar. Bazen beklemek aslında kazandırır arkadaşlar. Yani kimse bu bölgede ne olacağını bilemiyordu. Yani bunun en kral analisti dahi ne yaptı arkadaşlar? Bu yorumlamalarda sıkıntının olabileceğini, neyle karşılaştığımızı bilmediğimizi hep söylediler, söylediler. Ama artık şu bölge ne oldu arkadaşlar? Kırılma bölgesi olmuştu. Şimdi alım tekniğini nasıl kullanıyorsak, yani alım mantığımız nasılsa, alım mantığımız ne arkadaşlar? Burada bakınız, 3 hareketli ortalama, 5, 9 ve 21'in kesişmesi ise yine satış mantığının aynı olması gerekli arkadaşlar. Yani şuradaki şu kesişim, bakın şurada gerçekleşen halini gösterir. En azından şöyle bir kesişimin olması gerekli arkadaşlar. 5, 9 ve 21 kesişmesinin bakınız şuradaki gibi olması gerekli. Evet, böyle bir durum yoksa arkadaşlar, gün içerisindeki sapmalar, düşmeler sizleri korkutmamalı. Tamam, kabul ediyoruz. Tepe noktadayız. Daha önceki zirve noktadayız. Acabalar artık ne olmaya başladı? Dolaşmaya başladı. Artık herkes tedirgin olmaya başladı. Niçin? Arkadaşlar, ciddi bir yükseliş. Ve bu yükseliş acaba bir yerden döner mi? Daha önceki dirençten döner mi? Bunun kaygısını yaşıyoruz, değil mi? Yani birçoğumuz yaşıyor. Ama bu kaygıya düşmemek için biz basit bir mantıkla hareketli ortalamaların kesişmesini gözlemleyelim diyoruz. Yani bu kesişme gelmeden panik havası oluşturmanın hiçbir anlamı yok ki bugün bakınız nasıl da bir silkeleme meydana geldi. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, burada teknik olarak yükselen kanal trendi içerisinde miyiz? İçerisindeyiz. Bize iki tane unsur gerekli ki bu unsur arkadaşlar ya kanalın dışına taşmak olmalı, yani negatif satış yemesi için, ya da şu hareketli ortalamaların kesişmesi olmalı arkadaşlar. Yani bunlardan birini yaşamalıyız ki bir panik havası oluşsun. Şimdilik bu var mı? Yok arkadaşlar. Bakınız, bu yok. Bugün hatta gündüz ne yaptık? Bankacılık endeksi ile ilgili genel bir video yaptık. Yani sektörel bazda borsa ne yapılıyor? Götürülüyor arkadaşlar. Bakınız, insanlar bir sektörden çıkıp diğer sektöre girmeye başladılar. Yani bugün bakmışsınız çimento sektörü gider. Yarın bakmışsınız gitmeyen bir bankacılık gidebilir. Ama bir şekilde ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu endeksi genel anlamıyla
taşıyorlar arkadaşlar. Evet. Şimdi söyleyeceklerimiz bundan ibaret arkadaşlar. Yani burada fazla da bir destekli, dirençli falan muhabbet etmenin ben hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani burada şunu desek, şurası destek, burası direnç. Artık anlamı yok arkadaşlar. Zaten yükselmiş. Yani biz burada bir kırılım, destek kırılımı veyahut da hareketli ortalamalardaki arkadaşlar yukarıdan aşağı, küçükten büyüğe doğru kesişmeler bizim için geçerli. Şimdilik bunları görmüyorsak rahat bir şekilde piyasaya güvenmeliyiz arkadaşlar. Hemen anında paniklememeliyiz. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yani BIST 100 endeksi yani yola devam ediyor. Daha önce bakın şuradan da bir direnç çizgisi çizmiştim. Bakın şu seviyeyi test edebiliriz demiştik. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Bakınız bu alan ne yapılmış oldu? Kırılmış oldu. Yani daha önce çalışmış olan bakınız bir, iki tane direnci alıyoruz, uzatıyoruz. Bakınız burası kırılmış. Yani borsada hiçbir zaman için fırsatlar bitmiyor arkadaşlar. Bitmez. Şimdi bu kırılım geldikten sonra velev ki ne yapsın arkadaşlar? Yarın diyelim sarkma yapsın buraya. Artık bizim burada baz alabileceğimiz bir nokta var. Gelsin buraya düşsün. 117.800 lira düşsün. Önemli değil arkadaşlar. Belki de onay alıp tekrar çıkacak. Ama bizim için asıl olan şuradaki destek hattının kırılıp kırılmaması. Şimdi vadelisine bakalım. Şimdi vadeliyi arkadaşlar birazcık böyle saatlik 30 dakikalık bazlarda bakmayı düşünüyorum. Şimdi çok önemli bir direnç bölgesindeydik. Bakalım burası kırıldı mı? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Evet bakınız bu direnç bölgesi kırılmış. Tabi bugün bunun gecesi de var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman kapanış bazlı değerlendirdiğimizde şu şekilde 136.000 seviyelerin üzeri olumlu arkadaşlar. Evet bu seviyenin üzerinden bakınız saatlik bazda 2 defa test ediyor. Birincisinde kıramayıp geri bir iğne ucu bırakıyor. İkincisinde ise bu seviyenin üzerinde halen devam ediyor. Akşam seansında da bunu göreceğiz arkadaşlar gece seansında. Yani bu 136.000 seviyelerin üzerinde şöyle bir saatlik yapalım 45 dakikalık almış. Yani 136.000 seviyelerin üzerinde teknik olarak arkadaşlar yukarı yönlü hareketin devamı gelecektir. Sınır bölgesindeyiz. Bakalım gece seansı akşam seansı artık bu seviyenin üzerine atabilecek mi? Eğer olası bir yukarı yönlü hareket gelir ise bakın şu şekilde. Hemen şöyle bunu katlayalım. Bakın 136.000 üstünde gelebilecek bir hareketti arkadaşlar. Karşımıza hemen renk tonunu da şöyle mavi yapalım. Karşımıza gelecek olan değer 137.700 bandı arkadaşlar. Bakın sırasıyla destekler, dirençler şöyle gösterdiğimiz zaman 136.000 bandı seviyesindeyiz. 137.700 üst hedef noktası bu seviyenin üzerinde tutunabilirsek yani 136.000'lerin üzerinde tutunabilirsek arada 1700'lük bir fark söz konusu. Aşağı yönlü bir kırılımda ise 134.400 seviyeleri yine destek olarak karşımızda olacaktır sevgili dostlar. Akşam bakalım görmüş olacağız. Şimdi yine önemli bir nokta. Şimdi arkadaşlar her zaman söylüyoruz bu TOBO muhabbetini. Bazı arkadaşlar beğenmiyorlar. Belki kendini üstad zannedenler. Şimdi arkadaşlar burada sol omuz. Bakın sağ omuz. Yani şurada kim ne derse desin. Şu şekilde arkadaşlar yukarı 136.000 seviyesi kırılıp ve şuradan gelen de bir hat var. Bakın onu da çizmek istiyorum size. Bakınız. Evet. Şimdi bu hat nasıl oldu arkadaşlar? Birincisi bakınız burada bir sol omuz, baş sağ omuz, bir TOBO oluşumu söz konusu. 136.000 üzerinde bakınız şu kırmızı direnç çizgisi de geçildiği takdirde 137.700 bandı teknik olarak hedeftir. Ve artık daha da güzel yerlere gelebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yine işin ilginç bir yanını size şöyle aktarayım arkadaşlar. Vadeli saatlik grafikte. Şöyle baktığımız zaman bakınız önemli bir genişleyen açıyla bakınız
yol aldığımızı görüyoruz. Bu da işin birazcık riskli tarafı arkadaşlar. Yani bunu da söyleyelim. Bizim için esas olan zaten bu direncin kırılması. Bakınız bu direnç eğer kırılırsa, yani şu şekilde kırılırsa yoluna devam edecek, bir turbo formasyonuyla yoluna gidecek. Eğer burası kırılamaz ise arkadaşlar, bakın saatlikte buradan gelecek olası bir satış ve şu seviyenin kırılması. Bakınız şöyle çizelim. Evet, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi negatif yönünde konuşmamız lazım. Şimdi bakınız, destek, 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 destek. Bakınız direnç, direnç, direnç dedik. Şimdi arkadaşlar şu bölgede bir karar noktası oluşacak. Yukarı atmaya başarabilirsek olumlu. Buradan geriye gelip aşağı doğru kırarsa da arkadaşlar, bu genişleyen formasyon ters takozumuz bizi aşağıya doğru götürebilir. Bu anlamda dikkat edeceğimiz bir geceyi yaşayacağımıza inanıyorum. Veyahut da gece bir hareketlenme olmazsa yarın için bu bölgenin çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya herro ya merro aşamasına geçebilir. Eğer olası bir geri dönüş buradan gelirse arkadaşlar, bakın %3'lük, 3,5'luk bir değere tekabül edebilir. Dikkat etmek gerekli arkadaşlar. Evet, umarım buradaki kırılım yukarı doğru olur ve şu kanalı takip ederek yukarı doğru süzülerek gideriz arkadaşlar. Hep beraber görmüş olacağız. Evet, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Gecenin ilerleyen saatlerine yine önemli hisselerin teknik analizini sizlerle paylaşmış olacağım. Bazı sektörel bazda hisseleri. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.